Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi'nde Aralık sınavının biz online olacağını tahmin ediyoruz. Peki neden? Tüm ayrıntıları aktaracağız. Zaten süreç onu gösteriyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam resmi bir açıklama yokken işte şu yokken bu yokken siz nasıl işte Açık Öğretim Lisesi online olabilir diyorsunuz. Yani ne gibi bir düşünceniz var? Hemen söyleyelim. Arkadaşlar resmi bir açıklama yok. Evet ama durum şunu gösteriyor. Bizim düşüncemize göre ve duruma göre aralık sınavının online olma ihtimali çok daha yüksek. Peki neden? Şunu belirtelim. Aralık sınavında şu an ek sınav olmadı ve olmayacak gibi de duruyor mu? Evet duruyor. Ek sınavda olmazsa aralık sınavında birçok kişi mezun olmak için sınava girecek. Evet altını çizerek söyleyelim. Birçok kişi mezun olmak için sınava girecek ve bu sınav tüm öğrencilerin girdiği sınav. Yani öyle ayrı bir sınava girmeyecekler. Ama bu zamana kadar e-sınav olmadı ve e-sınav olursa 1 milyon kişinin de sınavına, sınava gireceğini düşünürsek randevulu sistemde bu uzun sürecek. Yani sınavın olması uzun sürecek. Çünkü bir öğrenci 10 tane sınava girse e, bunun zaten 1,5-2 günü gidiyor e, açık lisedeki e sınav modülünde. O yüzden sadece bir öğrenciyle mesela bir gün kaybedilirken en azından online sistemde öğrenciler her an sınavına girip olabiliyor. O yüzden online sınav hem çabuk bitiyor hem de çabuk açıklanıyor. En fazla 2 hafta sürüyor. Ama esnaf modülü bir ayı bile geçebilir. O yüzden dediğimiz gibi açıkçası e, şunu söyleyelim. Mezun olacak öğrencilerimizin de 31 Aralık'a kadar yani yıl sonuna kadar mezuniyet belgesi götürmeleri gerekiyor üniversitelerine. Çünkü e, sınıfı geçtiklerine dair bir mezuniyet belgesi götürmeleri gerekiyor. O yüzden baktığımızda 31 Aralık'a kadar da e, net olarak açıklanması gerektiğinden dolayı kesinlikle ama kesinlikle online olmalılığı daha yüksektir. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.